hep birlikte. Sayın Öcalan, hepinize bu direnişe omuz veren, bunu demokratik bir zemine oturtan herkese büyük selamlar gönderdi. Üzerimizde kalmasın. Yoldaşlar, Türkiye'de 12 Eylül faşist çuntasıyla bir mücadeleye başlayan Kürt halkına, ilk kucak açan kardeşleri Rojava halkı olmuştu. Bu insanların gidecek bir yeri yokken onlara kucak açtılar, kendilerini siper ettiler. Sadece Kürt halkından, oraya gelen Kürt devrimcilerine değil, Türkiye'li bütün devrimcilere yaptılar bunu. Bugün de bizim bütün Türkiye halkları olarak Rojava halkına bir dayanışma borcumuz vardır. Bu borcu yerine getirmenin günüdür. Bugün egemenler Cenevre'ye Kürt halkı kendisi olarak gelemez derken, işte o başlangıçtaki bahsettiğimiz üstenci bakışın bir yansımasıdır. Halen bu halka demokratik bir direnişi, ulusal demokratik bir kimliği reva görmemektir. Aslına bakarsanız Kürt halkı da bunu başkalarından ümit etmeyi çoktan bırakmıştır. Ne yapacaksa kendi elleriyle, dostlarıyla, dünyanın bütün mazlum halklarıyla dayanışarak yapacaktır. Bugün gelinen nokta bunun en bariz örneğidir. Tekrar selam olsun onlara ve onlarla dayanışma gösteren bütün mazlumlara, bütün devrimcilere. Hükümet bu iş başladığı zaman sabah açıklama yaptı. İkindi namazını Şam'da kılmayı düşünüyorlardı. Allah 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 diye gideriz, ikindi namazını orada kılarız dediler. Üstünden geçti aylar, neredeyse yıllar. Bugün Kürt halkının önerdiği demokratik çözüm noktasına geldiler. Söyleyemiyorlar. Çünkü uluslararası emperyalist sistemle kendi çıkarlarını bir göbek bağı gibi bağlamışlar, kopamıyorlar. Ama bu halkın hiçbir şeyi yoktu. Onların bütün tanklarına, toplarına, kimyasallarına karşı sadece göğsünü siper ederek bugünlere getirdi. Buradan hükümete de sesleniyoruz. Eğer insanlığın tarihine kara bir leke olarak, ki bir anlamda geçtiniz, ama bu kara lekeyi temizlemek istiyorsanız yapacağınız şey Kürt halkıyla Kürt halkı arasına, Kürt halkıyla Arap halkı arasına, Kürt halkıyla Türk halkı arasına aşılmaz sınırlar inşa etmek değil, var olanları ortadan kaldırmaktır. Sınırlarınız, çünkü bu halkların mücadelesi karşısında kağıttan birer sayfaya dönüşecek, yırtılıp atılacaktır. Siz ya tarihin emrine uyacaksınız ya insanlığın hafızasına kara bir leke olarak geçeceksiniz. Namaz kılacaksanız Rojava'ya gitmenize gerek yok. Allah'ın evi bütün yeryüzüdür. İstediğiniz yerde namaz kılın. Ama bunun için başka halklara zulüm etmeyi, savaş çığırtkanlığı yapmayı bırakın artık. Bir karşılığı yok. Rojava'nın barışı Türkiye'nin barışıdır. Türkiye'nin barışı da Rojava'nın barışıdır. Birbirinden ayrılamaz. Siz bir insanı
ortadan ikiye bölebilir misiniz? Kürt halkı da böyledir. Bir bütündür. Ortadan ikiye bölemezsiniz. Böldüğünüz zaman ya da buna teşebbüs ettiğiniz zaman size tepki gösterecektir. Nitekim bugün de gelinen nokta bunun en açık delilidir. Sevgili arkadaşlar, tutsak vekillerimiz de çıktılar mücadelemize. Cezaevinden değil, artık alanlardan, buralardan bize destek veriyorlar. Şu anda da yanımızdalar. Onlar da size hitap edecekler. Ben buradan onları da selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum mücadelemize. Mücadelemizin bu alanına hoş geldiniz. Çünkü onlar da zindanları birer mücadele alanına çevirdiler. Dolayısıyla duvarların, sınırların bize bir engel teşkil etmeyeceğini diğer bütün tutsak arkadaşlarımızla beraber gösterdiler. Kutluyoruz onları da, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bu seçim artık salt yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçim olmaktan çıktı. Artık dünyanın, Orta Doğu'nun, bölgenin ve Türkiye'nin barışına dair de bir referandum niteliği taşımaktadır. Onun için eğer bütün bölgede, giderek bütün dünyada barışı kurmak istiyorsak, radikal tam bir demokrasiyi yeniden inşa etmek istiyorsak, bu yerel yönetimde halkların adaylarına gereken desteği vermemiz tarihseldir. Sizin de bunun bilincinde olduğunuzu biliyoruz. Bütün yoldaşlarımızla, bütün bileşenlerimizle, HDP olarak, BDP olarak, SDP olarak, SP olarak, MP olarak, bağımsız demokratik devrimci yoldaşlarımız, Aleviler, Ermeni halkı, bütün inanç temsiliyetleri el ele, kol kola sadece yerel yöneticilerimizi değil, barışı oylayacağız. Yaşasın barış, Büji Aşit'i, on Serkeftin, on Serkeftin, Serkeftin Yamebe, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Savaş ölüm kalmasın çocuklara. Cepte kurşuna sırrısın o ya Önder. Halkların Demokratik Partisi eş başkan yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha teşekkür ediyor ve güçlü bir alkış istiyoruz. Evet değerli halkımız, programımız devam ediyor ancak aramızda sivil toplum kuruluşlarından, örgütlerden temsilciler, dostlarımız, yoldaşlarımız aramızda. Öncelikle ben bunları sizlerle tanıtmak, selamlamak istiyorum buradan. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sayın Seva Tuncel aramızda. Ve zindanlardaki seçilmişlerimizin, zindanlardaki siyasetçi yoldaşlarımızın temsilcileri aramızda. Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekilleri Sayın Selma Irmak ve Sayın Faysal Sarı Yıldız aramızda. Barış ve Demokrasi Partisi Ağrı Milletvekili Sayın Halil Aksoy aramızda. Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkan yardımcısı Sayın Filiz Koçali aramızda. SDP Genel Başkanı Sayın Rıdvan Turan aramızda. Barış ve Demokrasi Partisi MYK üyesi Sayın Hüseyin Gözen aramızda. Ve Barış ve Demokrasi Partisi parti meclisi üyeleri Sayın İhsan Coşkun, Ali Ekber Oğuz, Roşan Işıktaş, Rahim Timar, Hüseyin Güngör, Mahmut Eşiyok, Asiye Kolçak, Hüseyin Altun, Hüseyin Arman, Hilmi Karaoğlu, Ömer Aşkara ve Zeki Çelik aramızda. Bir kez daha selamlıyoruz. Hoş geldiniz. İstanbul İl Eş Başkanlarımız Arife Çınar ve Emrullah Bingül aramızdalar. BDP İstanbul İl Eş Başkanları hoş gelmişler. MHP İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek aramızdalar. Hoş gelmişsiniz.
HDP İstanbul Eş Başkanı Şamil Altan aramızdalar. Hoş gelmişler. Barış Meclisi üyeleri Hakan Tahmaz ve Gülten Uçar aramızdalar. Hoş gelmişler. Barış İşin Kadın Girişimi üyesi Nimet Tanrıkulu aramızdalar. Siz de hoş geldiniz. 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can aramızdalar. Hoş gelmişsiniz. Din Alimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Şimşek aramızdalar. Hoş gelmişler. Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı Abdülhakim Daş aramızdalar. Hoş gelmişsiniz. Sinemacı Yusuf Çetin aramızdalar. Hoş gelmişsiniz. Araştırmacı yazar Faik Bulut aramızdalar. Hoş gelmişler. Gazeteci Ahmet Tulgar aramızdalar. Hoş geldiniz siz de. Akademisyen Barış Dikilitaş aramızda. Hoş geldiniz. Yakay Der, Tuat Der, Göç Der ve MKM temsilcileri aramızdalar. Sizler de hoş geldiniz. HDP Belediye Başkan adayları aramızdalar. Hoş gelmişler. Cumartesi Anneleri İnisiyatifi aramızdalar. Siz de hoş geldiniz. Barış Anneleri İnisiyatifi aramızdalar. Sizler de hoş geldiniz. Ul Hamizler Seraser Çağlatın, Bıkır Atın. Evet arkadaşlar, bütün dost kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir kez daha selamlıyoruz. Hepiniz mitingimize hoş geldiniz ve güçlü bir alkış istiyoruz. Berkodan ajinen kurt ardu azman da ajinen. Zindan kırın ne kare bitabine agri azadi adını evan. Azadi peresteki jen win haj bu ve bakfe. Parlamenteri BDP Selma Irmak. Ligal çöpkeyi ve okur. Konuşmasını yapmak üzere Barış ve Demokrasi Partisi Şırnak Milletvekili Sayın Selma Irmak'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Şirin geldi fe Bernadın Bernadın Sozdan şehidi fe Bernadın Bernadın Ravestin amedevin gelimin tevşi yardın Ravestin amedevin gelimin Jiz zamane ki dur Ujnav çar divare geviri Jipaj pencereyin hesini Le Jivare mazlum, jivare sakine, jivare kemalpir, jizindana Ahmet'e merhaba jivare. Ev pinç salin, vina gelli kurt hatiye bin pekirin. Be operasyonen siyasi, khustin meşa kurda ya demokratik asteng bikin. Le gele kurt devji berxwedana xwe bernedan. Ew kesên ku bi vana hatin xapandin dîtin ku weke hercar, weke koçkirî, weke zîlan, weke Dêrsim, weke Helebce, weke qetliamên ku li Kurdistanê hatiye avakirin, weke bombebarana Roboski, gele kurt Ne ji kuştine, ne ji girtine, ne ji bomba barandine ne atırsın. Ev her ber hodidin, her ber hodidin. Em be gelle xwe ser bilindin. Be berxwedana gelle xwe em careke din li hem berwene. Vina kurda nae astenkirin. Meşa kurda nae sekinandin. Kurd be berxwedan emeşiyane dibêjin berxwedan jiyane em azadiya xwe derketina xwe ya derve deyndarê berxwedana gelê xwenê lê em dibêjin derketina me têrê nake neviyê dilê me li zindana mayî ji ber ku bi hezaran hevalên me Hîn li paş deriyên hesinin. Ji ber ku vîna kurda hîn hatiye bin pêkirin û hatiye astenkirin. Em ne pênc parlamenterên Kurdistanî ne, em şeş parlamenterin hêj Hatip Dicle elî hundirre. Hevalên me yên hilbijartî, şaredar, endamên meclîsên me, Hevalên me yî parezer, hevalên me yî rojnamevan, hevalên me yî jin, ciwan, akademisyen,
هیچ لپاش شریان هسینن جبر بیه که حتی کو او آزاد نبین ام آزادی آخه ناپجرینن او کیف خوشیام نیفجو بمینه او چاوه ما لوان به او نویه دل ما لزندانه به حتی کو ایرادا گلی کرد برز جالان در نکبه ام کارم بیشن ام آزادن اره آزادی او آسمان بسینور دیتن هلبت تشتکی پرخوشه هلبت بی دیوار بی حسن تماسا بوه گلک خوشه لی ام ذاتی لپش دیوارا جینه هسیر بون هر دم مجی ما دل ما روح ما آزاد بو او دیوار جبو ما ناستنگن ای روژی او سبه جیوه ناستنگ بن گلی ما لدر و لبرخدان بده هزاران سیاست مدار هاتن گرتن لی مشا گلی کرد دومیا برخدانا گلی ما هیز دا زندانا زندان جی مشیان از جواره بتل پاکی بیجن ام برویه که روسی پی نحال هم بروانه هون زانبن مجی لزندانا لبرخدا ام لبرو محجوب نمان لی ریامه هلبت دوره هیج مشامه و گرگ به هیز به هیج گلی کرد آزاد نبویه هیج یکی تیامه پیک نهاتیه هون زانن نها لکنفرانسه که کرد دیم باهف او دخوازن ستاتیو که به دست بخینن هون زانن لکردستانا باکور لکردستانا باشور لکردستانا روژاوا و روشلات داگر کر کردا به هوا که خواستن آسیمیله بکن خواستن وان دناو پرگالا خود بحلینن روژا کرد سری هلدانجی وان به هوا نا پرچقاندنه لی کرد مشاخوه بردوام دکن امجید بیشن هل بجارتنک لی پیشیامهی بری هر دشته وکه کنفرانسه که وکه ازمونه که پیشیامهی گرگ ام و ازمونه پر خورت برسیو بکن جبروه که قط سکن لما گرک نبن بشو او بروش مال به مال گند به گند باجار به باجار هم بگرن او خبات آخوا بدن مشاندن جبر کو آزادی نه حسایی آزادی خبات دخوازه آزادی هم به بیجن زانبون دخوازه آزادی بری هر تشتی باوری اکی دخوازه از دخوازم چند پیامان به ترکیجه بردوام بکیم Kürt halkının özgürlük mücadelesi bilindiği gibi devam ediyor. Kürt halkının siyasi iradesi her ne kadar siyasi operasyonlarla engellenmek istenmişse de işte görüyorsunuz biz tekrar halkımızla beraberiz. Burada olmamızı halkımızın direnişine borçluyuz. Onların direnişini saygıyla selamlıyoruz. Ancak cezaevinde tutuklu kaldığı sürece biz özgürlüğümüzün yarım kaldığını, sevincimizin yarım kaldığını belirtmek istiyoruz. Bütün cezaevi kapıları açılana kadar da bu böyle devam edecek. Evet, bugün Kürtler bir yüzyıl sonra yeni bir sınavla karşı karşıyalar. Kürtler bu yüzyıl boyunca çok büyük katliamlardan geçtiler. Çok büyük asimilasyon politikalarından geçtiler. Kürtler bulunduğu her parçada, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de bulundukları sistemin içerisinde eritilmek istendiler. Oysa Kürt'ün direniş damarı buna karşı geldi. Ve bugün gördüğümüz gibi Orta Doğu'da, Kürtlerin bulunduğu her ülkede Kürtler demokrasinin temel dinamiği haline geldiler. Bu işte Kürtlerin bilincinin yüksekliğiyle alakalıdır. Bu Kürtlerin kültürel arka planının güçlü olmasıyla alakalıdır. Her şeyden önce Kürtlerin yüreğindeki özgürlük sevdasıyla alakalıdır.
Kürdün yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez. Bugün uluslararası platformda bir konferans düzenleniyor. Ve bu konferansın yapılma amacı ve zamanlaması kesinlikle Kürtlerin Rojava'da gerçekleştirdiği devrimle alakalıdır. Eğer bu devrim gerçekleşmemiş olsaydı şu anda Suriye büyük bir kriz ve kaosun içerisindeydi. Orada halklar birbirini boğazlıyor olacaktı. Orası şu anda kan gölüne dönmüş olacaktı. Fakat Kürtler demokratik bir yapılanmayı açığa çıkardılar. Dünya standartlarında bir sistem ortaya çıkardılar. Ve bizce dünya bunu görmelidir. Kürtler demokrasiyi gerçekleştirmede, Kürtler bir sistem oluşturmada, Kürtler kendi kendini yönetme konusunda rüştünü ispatladı. Ve Kürtler artık bir statüyü hak ediyor. Bunu hiç kimse engelleyemez. Yeniden bir Lozan gerçekleştirmek isteniyorsa herkes şunu bilsin ki dünya eski dünya değil, Kürtler eski Kürtler değil. Lozan'da evet Kürtler kandırıldı. Kürtlerin iradesi parçalandı. Kürtlerin adına birileri konuştu ve Kürtler bir yüzyılı kaybetti parçalara bölünerek. Kimse kusura bakmasın. Artık Kürtlerin kimseye havale edeceği, teslim edeceği, emanet edeceği bir iradesi yok. Kürtler kendilerini kendileri temsil edecektir. Bu çok demokratik, çok insani, en temel haktır. Hiç kimse de bunu engelleyemez. O nedenle konferansa hazırlanırken şunu söylemek istiyoruz. Rojava'da kendini yönetebilme kabiliyetini acaba muhalif güçler mi gösteriyor yoksa Kürtler mi? Acaba diğer halklarla Asuriler, Ermeniler, Araplar, diğer etnik azınlıklar ve dini mezhepsel azınlıklarla bir bütün halinde kavga olmaksızın savaşsız bir yapılanmayı açığa Esad güçleri mi, muhalif güçler mi yoksa onlara hamilik yapan Türkiye ve benzeri güçler mi ortaya çıkardı? Cenevre'ye katılmayı hangisi hak ediyor? Elbette ki Kürtlerin de bu toplantıya katılma hakkı vardır. Bir konuyu değerlendirmeden geçmek olmaz. Lozan'da Kürtlerin kaybetmesinin bir nedeni de Kürtler arasındaki ittifakın gerçekleşmemiş olmasıdır. Kürtlerin kendi aralarındaki parçalılığı ve çok başlılığı ne yazık ki bir yüzyıl boyunca Kürtlerin kaderini belirleyen lanetli bir durum haline ifade etti. Oysa bugün görüyoruz ki memnuniyetle ve sevinçle görüyoruz ki Kürtler arasında bir ittifak söz konusudur. Bu yeterli değil ama her parçadaki Kürtlerin mutlaka Kürtlerin ortak çıkarları çerçevesinde bir araya gelmesi gerekiyor. İç sorunlarımızı içeride çözmek mümkün. Biz kardeşiz. Dört parça kardeştir. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Onları birbirinden ayıranlar ancak Kürtlerin düşmanları olabilirler. Bunlara fırsat verilmemelidir. Kürtler yüzyıllık fırsatı kaçırmamalıdır. Evet, bizim derdimizin dermanı Kürt ittifakıdır. Kürtlerin tek parça kendini temsil etmesidir. Teknik sorunlara takılmadan yüzyıllık stratejik projeyi görerek hareket etmek bizim geleceğimizi kurmamız için çok önemli bir konudur. Biz ancak bu şekilde oyunları boşa çıkarabiliriz. Cenevre'de Kürtleri dışarıda bırakmak isteyenlere ancak böyle bir mesajla... Değerli halkımız, sevgili gençler, Ahmet tüm Kürt halkının gurur kaynağıdır. Ahmet Kürdistan'ın kalbidir. Ahmet gençlerin, civanların, agitlerin, delivanların yuvasıdır. Ahmet direnişin kalesidir. Biz onur duyuyoruz.
dinlediler. Halk meclislerine herkesi dahil ettiler. Kurucu bir meclis oluşturdular. Bu kurucu mecliste Rojava'da yaşayan tüm halklar yerini aldı. Ve demokratik bir tartışma sürecinde kendi kurallarını, kendi yasalarını, kendi anayasalarını oluşturdular. Bu bir halkın öz gücüyle inşa edilmiş demokratik bir devrimdir. Suriye'nin kurtuluşuna, Orta Doğu'nun kurtuluşuna Rojava devrimini örnek almaktan geçiyor. Buradan sesleniyoruz. Suriye'de yıllardır korkunç bir savaş yaşanıyor. Artık insanların başını sokacağı bir evi bile kalmadı. Yaktılar, yıktılar, bombaladılar. Savaşın en korkuncunu yaşadılar. İşte Kürt halkının bu demokratik felsefesi ve bu özgürlükçü anlayışı sayesinde şu anda Suriye'de yıkılmamış, yakılmamış bir tek coğrafya kaldı. O da Rojava Kürdistan'ı. Diyoruz ki bunu örnek alın. Bugün Cenevre'de bir toplantı yapacaklar. Cenevre 2 toplantısına 4 gün kaldı. Bu toplantıda Suriye'nin geleceği konuşulacak. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. İşte gözünüzün önünde bir başarı var. Bir insanlık devrimi var. Bir demokratik devrim var. Eğer Suriye'ye bir gelecek arıyorsanız öncelikle Rojava'yı davet edeceksiniz. Kürt halkını çağıracaksınız. Onları dinleyeceksiniz. Kürt halkı ve Rojava Kürdistan'ında yaşayan herkes bir araya geldiler. Yüksek Kürt Konseyi'nde Kürtlerin tüm farklı renkleri yan yana gelerek ortak bir irade oluşturdular. Ve diyorlar ki eğer Suriye'nin geleceğini konuşacaksanız bizleri, Yüksek Kürt Konseyi'ni bir özgür irade olarak kabul edin. Kürtlerde bu toplantının bir bileşeni olsunlar. Size örnek olsunlar. Size çıkış yolu göstersinler. Size demokratik bir yaşam nasıl kurulur bunu öğretsinler. Ama değerli halkımız, ne yazık ki 4 gün kaldı bu toplantıya, hala Kürtlere bir davet gitmiş değil. Hala Yüksek Kürt Konseyi'ni Cenevre'deki toplantıya çağırmadılar. Biliyoruz, dünyanın egemen güçleri, uluslararası güçler, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiler. Bu sınırları cetvellerle çizdiler. Öyle bir sınır çizdiler ki tam 100 yıldır Orta Doğu barış ve huzur yüzü görmedi. Kürt halkı katliamdan kurtulamadı. İşte artık bu cetvelle çizilen ve bazılarının çıkarlarına göre çizilen bu sunni sınırlar anlamını yitirmiştir. Orta Doğu'da demokratik bir gelecek inşa edilecek. Kürtler de burada yerini alacaktır. Kürt halkı artık 21. yüzyılda özgürlüğü yaşayacaktır. Kürdistan artık halkıyla buluşacaktır. Bunun önüne hiç kimse geçemez. Bu nedenle diyoruz ki, ey uluslararası güçler, ey Avrupa ülkeleri, ey Birleşmiş Milletler, artık Kürt halkını görün, Kürt halkının iradesini kabul edin, Kürt halkıyla birlikte bir çözüm arayışına girin. Bunu yaparsanız tüm Orta Doğu kazanacak. Tüm insanlık kazanacak. Ama aksini
edebilirsiniz. Terör dilemesi açabilirsiniz. Mayınlar, tuzaklar kurabilirsiniz. Ama Kürt halkının yüreğini bölemezsiniz. Kürt halkı bir bütündür. Başkur, Bakur, Rojava, Rojla bir bütündür. Bu nedenle bugün artık Kuzey Kürdistan'da, Bakur'da bize düşen görev yek vücut olmak, ulusal birliğimizi güçlendirmek ve Rojava devrimine buradan en güçlü desteği sunmaktır. Eğer birlik istiyorsak, eğer Kürt halkı birdir, Kürt halkı da onurlu bir yaşamda tarih sahnesinde yerini almalıdır diyorsak, bugün yapmamız gereken hep beraber Rojava'da halkımızın yürüttüğü mücadelenin arkasında saf tutmaktır. Onlarla birlikte olmaktır. Değerli halkımız, bu konuda ben tüm Kürdistan halkına, Kürt halkına sesleniyorum. Bu bir siyasi rekabet konusu değildir. Bu bir siyasi partinin konusu değildir. Bu bir ulusal meseledir. Bu bir halkın geleceğini ilgilendiren meseledir. Bu bir özgürlük davasıdır. Gelin bu davaya hep beraber sahip çıkalım. Bizler demokratik özel yönetimlerimizde her türlü demokratik mücadeleyi yapabiliriz. Biz bu siyasi kültüre sahibiz. Kendi öz yönetimlerimizde kendi siyasal farklılıklarımızı özgürce yaşayabiliriz. Ama bugün Rojava'da halkımızın büyük bir emekle, fedakarlıkla yarattığı özel yönetimi savunmak artık Kürt halkının onurudur, namusudur, şerefidir, ulusal davasıdır. Değerli halkımız, sesleniyoruz. Biz burada yaşayan Kürdistanlılar ve Kürtlerin dostları, Orta Doğu'da yaşanan savaşın, çatışmanın son bulmasından yanayız. Bizler Orta Doğu halklarının özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Baskıcı, otoriter rejimlere edibes ediyoruz. Artık yeter diyoruz. Çok uzun süredir Orta Doğu halkları Tunus'tan başlayan Mısır'a devam eden, şimdi yanı başımızda Suriye'de devam eden bu isyan, bu itiraz tam da bunun içindir. Faşizme karşıdır, otoriterleşmeye karşıdır. Emekçinin, halkın güçlü bir itirazıdır. Orta Doğu halkları artık daha çok özgürlük istiyor, daha çok demokrasi istiyor ve barış istiyor. Ama egemenler halkların bu taleplerini kendi istedikleri gibi alıyorlar. Halkların devrimini çalmaya çalışıyorlar sevgili arkadaşlar. Biz buradan Halkların Demokratik Partisi olarak Orta Doğu'daki tüm halkların yanında olduğumuzu, onların devrimliğe sahiplendiğimizi ifade etmek istiyoruz. Orta Doğu'da halkların itirazı açısından en önemli devrim Rojava devrimidir. Yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşın, çatışmanın içerisinde kendisini örgütleyerek, halkını örgütlü bir güce kavuşturarak Rojava Kürdistan'ındaki halkımız devrim gerçekleştirmiştir. Buradan onlara selam olsun diyoruz. Sizin gerçekleştirdiğiniz devrim sadece Kürtler açısından değil, bütün dünya halkları açısından, Orta Doğu halkları açısından örnek teşkil ediyor. O yüzden bu devrimden korkuyorlar sevgili arkadaşlar. Bakın Suriye'de yaklaşık 2 yıldır kanlı bir süreç yaşanıyor. Bir yandan Esad rejimi halka karşı baskıcı otoriter uygulamalarına devam ediyor. Diğer yandan El-Kaide'ye bağlı gruplar, El-Nusra,
firman başka gruplar halklara büyük bir zulüm gerçekleştiriyorlar. Rojava Kürtleri ne yaptı? Ne Esad'ın yanında yer aldı, ne de bu El-Kaide'ye bağlı katil grupların yanında yer aldı. Ne yaptı? Halkını savundu. Kendi özgürlüğünü örgütledi ve kazandı. Şimdi Suriye'nin geleceği konusunda uluslararası bir toplantı yapılıyor. Cenevre'de, ismi Cenevre 2 toplantısı. Bu toplantı bizim açımızdan eğer meşru olacaksa Kürtlerin katılımıyla olur. Şimdi uluslararası güçler ABD'den Rusya'ya Kürtleri bu konferansın dışında tutmaya çalışıyorlar. Şimdi Suriye'de demokratik bir gelecek mi istiyorlar yoksa mevcut çatışmanın devamını mı istiyorlar? Bize dayatılan iki seçenek var. Ya Esad'dan yana olacaksın ya da El-Kaide'den yana olacaksın. Biz ikisini de reddediyoruz. Ne Esad'dan yana olacağız ne El-Kaide'den yana olacağız. Biz halklardan yana olacağız. Biz Kürt halkının özgürlüğünden yana olacağız sevgili arkadaşlar. İşte o yüzden bugün Ahmet'te, Kürdistan'da ve İstanbul'da bunu daha güçlü ifade etmek için sokaktayız. Biraz önce milletvekili arkadaşlarımız da ifade etti. Çünkü Rojava devrimi sadece Rojava devrimi değildir. Rojava'nın geleceği sadece Suriye'yi ilgilendirmemektedir. Aynı zamanda Türkiye'yi de ilgilendirmektedir. Rojava'da halkımız özgürlüğüne kavuşması, Türkiye'deki Kürt halkının özgürlüğüne kavuşması açısından da önemlidir. Sevgili arkadaşlar, Orta Doğu'da bir Kürdistan sorunu vardır. Evet, doğrudur. Kürdistan coğrafyası dörde parçalanmıştır. Kürt halkı dört ülke sınırları arasında yaşamaya zorlanmıştır. Dört ülkenin de Kürtlere dayattığı zulüm olmuştur, işkence olmuştur. Hepsi bizim kimliğimize, kültürümüze, dilimize savaş açmışlardır. Ama dört parçada da Kürtler bu faşizan politikalara karşı direnmiştir. İşte Güney Kürdistan'da kazanmıştır. Selam olsun diyoruz. Rojava Kürdistan'da kazanmıştır. Selam olsun diyoruz. Ve Roşilat'ta yani Doğu Kürdistan'da, İran Kürdistan'da Kürtler direniyor ve kazanacaktır. Ve Türkiye'de, Türkiye Kürtleri de 30 yıldır özgürlük mücadelesi veriyor. Bu faşizme karşı, bu tekdifleştirmeye karşı 30 yıldır kesintisiz özgürlük mücadelesi veriyor. Kürdistan'da direnen, Türkiye Kürdistan'da direnen yoldaşlarımıza da selam olsun diyoruz sevgili arkadaşlar. Kürdistan faşizme zaten mezar olmuş. Asıl Türkiye'de faşizme mezar olsa Türkiye halkları da kurtulmuş olacak sevgili arkadaşlar. Bakın Kürt halkı dört parça içerisinde de özgürlük mücadelesi veriyor ve kazanacak. Şimdi o yüzden Orta Doğu'daki mesele sadece bir Rojava meselesi değildir. Kürdistan meselesidir. Kürt halkı dört parçada da özgürlüğüne kavuşmadığı sürece gerçek anlamda bir çözümden bahsetmek, barıştan bahsetmek mümkün değildir. Biz buradan, o açıdan şunu ifade ediyoruz. Özellikle Kürt Özgürlük Hareketi'nin, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın söylediği gibi, Kürtlerin sadece bir ulus devletinin olması bu sorunu çözmez. Kürtler dört parçada da hem kendi özelliğini ilan edecekler, hem de birlikte yaşadığı halkları özgürleştirecekler diyorlar. Bu Orta Doğu halkları açısından muazzam bir öneridir sevgili arkadaşlar. Orta Doğu Konfederasyonu diye ifade edilen bu öneri halkların baharıdır, halkların bayramıdır. Çünkü biz hem kendimizi özgürleştireceğiz hem de birlikte yaşadığımız halkları özgürleştireceğiz. İşte yanı başımızda Rojava'da bunun deneyimini yaşıyoruz. Rojava'da Kürdistan'ında geçici bir meclis kuruldu biliyorsunuz. Bu
Rojava Kürdistan'da yaşayan bütün halkların, Asurilerin, Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Ermenilerin birlikte kurduğu bir yönetim oldu. İşte Türkiye'ye örnek olsun. Biraz önce Faysal arkadaşımız bir kantonun okudu. Anayasanın bir maddesini okudu. Ne diyor? Orada iki tane resmi dil var. Değil mi? Kimseyi de bölmüyor. Hiç kimsenin hakkına da helal getirmiyor. İşte daha Rojava devriminin Türkiye demokrasisine, Türkiye'ye de birçok konuda örnek olacağını söylüyoruz. Biz buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sesleniyoruz. Siz eğer Cenevre'de yapılacak toplantıda bir rolünüz varsa, bu rolünüzü Kürtleri bunun dışına itmek, Kürtleri buradan yok saymak üzerinden sadece Suriye'nin muhaliflerini bu konferansa katılmasını sağlayarak siz Suriye'de barışı getiremezsiniz. Yapacaksanız, gerçekten Suriye halklarının dostlarıysanız yapmanız gereken bir şey var. Kürtler oraya bağımsız katılmalıdır. Kürtler, Kürdistanlılar oraya bağımsız olarak katılmalı. Kendi demokrasi deneyimlerini oraya taşımalıdır. Sevgili arkadaşlar, Rojava'daki devrim büyük ve onurlu bir devrimdir. Daha önce burada söyledik, hatırlarsanız bir miting daha yaptık. Rojava devrimi bir kadın devrimidir. Rojava devrimi bir gençlik devrimidir. Rojava devrimi Orta Doğu halklarının umudunu tekrar yaşartan güzel bir devrimdir dedik. Rojava devrimine sahip çıkmak her onurlu insanı açısından bir görev ve sorumluluktur. Biz o açıdan uluslararası güçlerin Rojava halkını dikkate almadan gerçekleştireceği bir konferansın çözüm getirmeyeceğini, savaşı, çatışmayı derinleştireceğini buradan uyarıyoruz. Kürtler mutlaka orada yer almalıdır. Bir konferansla tabii ki her sorun çözülmez. Ama o konferansa yaklaşım, Kürt sorununa nasıl yaklaştığını, Rojava'daki Kürtlerin geleceği konusunda nasıl bir yaklaşım içerisinde olduklarını göstermesi açısından önemlidir. ABD'nin, Rusya'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin Orta Doğu'daki gelişmeler konusundaki rolünü herkes biliyor. O yüzden sevgili dostlar, yoldaşlar, biz buradan Halkların Demokratik Partisi olarak da tavrımızı çok net olarak ifade ediyoruz. Biz Kürdistan halkından tarafız, Arap halkından tarafız, Suriye'nin barışından yana tarafız, Suriye'nin demokratikleşmesinden yana tarafız. Bunun da ancak ve ancak bu konferansa Kürtlerin de bağımsız olarak kendi temsilini bulması, yine Arap halklarının, oradaki muhalefetin, Suriye'de demokratik muhalefetin, El-Kaide'nin değil sevgili arkadaşlar, demokratik muhalefetin katılmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim şeyin altını bir kez daha çizerek bu konudaki görüşlerimi bitirmek istiyorum. Şimdi uluslararası güçler bize şunu dayatırsa, ya Suriye'deki bu faşist rejim, halklara zulmü reva gören, baskıyı reva gören bu rejim, ya da El-Kaide'ye bağlı terör gruplarını seçecekseniz diyorlarsa, bir kez daha diyoruz ki hayır, biz özgürlüğümüzden yana olacağız. Rojava halkı buna karşı direnecektir. Biz de burada bu direnişe destek vereceğiz. Nerede olursak olalım bu direnişi sahipleneceğiz ve bu direnişe destek vereceğiz. Bizim bildiğimiz bir bu var zaten, biliyorsunuz arkadaşlar. Bugüne kadar nasıl geldiysek direnerek geldik. Direne direne bugüne kadar kazandıklarımızı bu noktaya getirdik. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki Kürt sorununa ilişkin de birkaç şey ifade etmek istiyorum. Türkiye'de de biliyorsunuz bir sistem krizi yaşanıyor. Ve bu kriz ciddi bir krizdir. Her gün her gün yeni belgeler, yeni durumlar ortaya çıkıyor. En son 17 Aralık'ta ortaya çıkan durum, artık bu düzenin gitmesi gerektiğinin çok açık ve net göstergesidir. Ne AKP, ne onun yerine gelmesi düşünülen CHP şu bu işi çözemez. Çünkü hepsi bu düzenin ortağıdır. 100 yıldır bu düzenin ortağıdırlar sevgili arkadaşlar. Onlar bu ülkede bu ikili hukukun oluşması konusunda işbirliği yaptılar. Özellikle 90'lı yıllarda Kürdistan'da yaşanan savaşı
görmediler. Orada olağanüstü hal uygulandı. Özel hukuk uygulandı. Ve onlar Kürdistan'da özel bir hukuk oluşturdular. Buna kimse itiraz etmedi. Bugün gelinen noktada yargı üzerinden bir tartışma yürüyor. Türkiye'de yargı diye bir şey mi var? Biz biliyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşundan bugün aslında yargı siyasaldı. Ama bugün o kadar bariz ortaya çıktı ki siyasal iktidarın elinde ne hale geldiğini yargının bir kez daha gördük. Şuradan bunu ifade etmek istiyoruz. Eğer yargınız bağımsız değilse orada adalet falan yoktur. İktidar kimse, atalarımız bir söz söylemiş. Düdüğü çalan, değil mi? Parayı veren düdüğü çalar mı? Türkiye bu hale geldi. Kim parayı veriyorsa düdüğü o çalıyor. İktidar kimdeyse yargısı da yasaması da yürütmesi de aynı noktaya gelmiş durumda. İşte sevgili arkadaşlar, bu sistemin çürümüşlüğünü biz ta öncelerden gördük. Dedik ki siz bu ülkeyi demokratikleştirmezseniz, Kürt halkının özgürlüğünü engellerseniz siz de beraber çürürsünüz diye bugün çürüdüklerini gördük. Kürt halkı önden Sayın Abdullah Öcalan 30 yıldır bu ülkede Kürt halkının özgürlüğü konusunda mücadele ediyor. Ama sadece Kürt halkının özgürlüğü değil, Türkiye halklarının özgürlüğü konusunda da mücadele ediyor. Ortak bir yaşamın ancak birlikte eşitlik hukukuna dayalı olarak demokratik bir sistemin gelişmesiyle mümkün olduğunu düşünüyor. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak Sayın Öcalan'ın bu görüşünü önemsiyoruz. Birlikte yaşayacaksak o zaman birbirimizi tanıyacağız. Birlikte yaşayacaksak o zaman eşitlik hukukunu geliştireceğiz. Kişiye göre hukuk değil, iktidara göre hukuk değil, halka göre adaletli, herkese eşit bir hukuk isteyeceğiz. Bu olmadığı sürece Türkiye'de ne demokrasi olur, ne özgürlükler olur, ne de barış olur sevgili arkadaşlar. Biz buradan şunu bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Türkiye'de devlet Kürt sorunu falan çözmek istemiyor. Nereden mi biliyoruz? İşte birkaç gün önce, bir yıl önce Paris'te katledilen üç kadın yoldaşımız Sakile Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez'e ilişkin belgeler ortaya çıktı. Bir tane ses kaydı Ömer Güney'in, bir tane de MIT'in belgesi. Şimdi AKP iktidarına soruyoruz, başbakana soruyoruz. Sen bir yanda İmralı'da görüşme yapıyorsun Kürt halkı önderiyle, diyorsun ki çözüm yapacağım. Bir yandan da bu katliama zemin sunuyorsun ya da ortağı oluyorsun. Şimdi biz sana nasıl güvenelim? Bu halk nasıl bu barış sürecine inansın böyle bir durumda? Hatırlarsanız o zaman bu katliamın çözüm sürecine yönelik bir provokasyon olduğunu, bu konuda Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu, eğer sorumlu değilse bunu açığa çıkartması üzerinde çağrılar yapmıştık. Bir yıldır bu konuda hiçbir adım atmadılar. En son AKP cemaat kavgasında belgeler ortada uçuşuyor. Kim sızdırdı bilmiyoruz. Ama kim sızdırdıysa sızdırsın, bir gerçek var. Bu üç kadın yoldaşın katliamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumludur. Şimdi ona yapması gereken şey, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken şey, eğer Kürt sorunu çözümünden yanaysa, eğer gerçekten demokratikleştirmeden yanaysa, bu katliama emir veren, bunun sorumluluğunu üstlenenlere derhal yargılanması, hesap vermesidir. Ama AKP hükümetinin hesap verme niyeti olmadığını biliyoruz. Roboski'den biliyoruz. Bu belgelerden biliyoruz. Eğer bunlar gerçekleşmezse sevgili arkadaşlar, Türkiye'de çözüm sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Samimi de değildir. Biz bu konuda hükümetten bir açıklama beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve buradan Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahilemez yoldaşlarımıza selam olsun diyoruz. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Kadın yoldaşlarımızın mücadelesi bizim mücadelemizdir. Mücadeleye devam, direneceğiz ve kazanacağız. Söz olsun sizlere, şehitlerimize söz olsun, halkımıza sözümüz olsun sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar,
Sadece mesele bu değil. Bakın Gever'deki katliam. 3 tane genci katlettiler. Hala hesabını vermediler. Hala Kürt halkını sinir uçlarına dokunmaya devam ediyorlar. Şimdi üniversitelerde saldırılar gerçekleşiyor. Şimdi biz buradan hükümete sesleniyoruz. Bu saldırıları neden durdurmuyorsunuz? İçişleri Bakanlığı'yla görüştük. Valilikle görüşüyoruz. Haberleri bile yok. Marmara Üniversitesi'nde işte burada dün bir genci bıçakladılar. Yüzleri maskeli. 9 kişi bir öğrenciye saldırmışlar ve yaraladılar. Kaç gündür Marmara Üniversitesi'nde kavga devam ediyor. Sadece Marmara Üniversitesi'nde değil sevgili arkadaşlar. Bolu'da, Maraş'ta, Türkiye'nin kaç tane üniversitesi varsa orada Kürt öğrencilere yönelik bir saldırı gerçekleştiriliyor. Kürtler bu bir çatışmanın içerisine çekilmek isteniyorsa eğer buradan Kürt gençlerine yönelik saldırıyla Kürt halkına bir gözdağı verilmek isteniyorsa kim bunu yapıyorsa bu yangında kendisi yanar uyarıyoruz. Kürt halkına, Kürt gençliğine yönelik bu saldırılar asla ve asla sadece Kürt gençliğine yönelik değil, bütün halka yönelik yapılmış olarak algılayacağız. Buradan beyan ediyoruz. Kürt gençleri yalnız değildir. Halkların Demokratik Partisi olarak biz Kürt gençliğinin yanındayız. Kürdistanlılar Kürt gençliğinin yanındadır. Bu saldırılar derhal son verilmeli. Bu saldırılar kim planlıyorsa, kim yapıyorsa açığa çıkartılmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu herhangi bir mesele değildir. O açıdan biz bir kez daha bunun çok kapsamlı bir şey olduğunu, aslında bu ülkede Kürt sorunun çözümünü istemeyenlerin, Kürt sorunun çözümünü engellemek isteyenlerin devrede olduğunun altını çiziyoruz. Ama biz de şunu söylüyoruz. Bu ülkede halklar mutlaka birlikte yaşayacak. Bu ülkede 36 etnik kimlik var. Onlarca farklı inanç grubu var. Bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Ermenisi, Pomağı. Herkes birlikte yaşayacak. Bu ülkede Alevisi, Sünnisi, Ezidisi, inananı, inanmayanı bir arada yaşayacak. Bu birlikteliği bozmak isteyen, bu ülkede çözüme engel olmak isteyenler bilsin ki biz bunu sağlayana kadar mücadele edeceğiz, direneceğiz ve kazanacağız. Türkiye halklarıyla Kürdistan halkı el ele vererek bu faşist rejimi yerinden edecek. Halklarımız seçeneksiz değildir sevgili arkadaşlar. Seçenek var. Halkların Demokratik Partisi bir seçenektir. Ve biz önümüzdeki ilk yerel seçimlerde bunu göstereceğiz. Bitirirken diyorum ki İstanbul'u alacak mıyız sevgili arkadaşlar? İstanbul'dan Rojava'ya, İstanbul'dan Ahmet'e güzel bir selam gönderecek miyiz? O zaman şimdiden başlıyoruz. Bütün alanlara özgürlük alanı yapacağız. Ve buradan bir kez daha Rojava'da direnen, yaşamını yitiren tüm şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyor. Ve Rojava halkına diyoruz ki biz sizin yanınızdayız. Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür. Sizin özgürlüğünüz, geleceğiniz bizim geleceğimizdir. Selam olsun Orta Doğu halklarına. Selam olsun direnenlere. Selam olsun Türkiye ve Kürdistan halkına diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çevke Kurzi ve Brez Sabahat Tüncel. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sayın Sabahat Tüncel'e bir kez daha teşekkür ediyor. Güçlü bir alkış istiyoruz.